Canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden reklamlardan sonra devam ediyoruz. Organik Sıra Tarım sponsorluğunda. Şimdi Remo Makinesi standındayız. Yanımızda Sayın Adem Erdoğan Bey var. Adem Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Nasıl geçiyor sizin açınızdan fuar? Şükür, elhamdülillah, biz memnunuz ya. İzmir fuarına katılalım dedik. Bursa'ya katıldık, Antalya'ya katıldık. Daha sonra İzmir'e katılalım dedik. Buradan Denizli'ye gideceğiz nasip olursa. Denizli'de de 28'inde fuar var. Şükür yani, işte hayat devam ediyor böyle yani. Evet. İsterseniz biraz Rema'yı konuşalım. Özellikle cevizle ilgili birçok ürünleriniz var. Neler var sizde ürün gamınızda? Bizim firmamız 2004'te kurulmuş olup daha da imalattan geldik zaten Denizli'ye. 2004'te kurulduk. Küçük çaplı imalatlarla başladık, bu çapa makinesi ekipmanları gibi. Daha sonra piyasada ne ihtiyaçsa, çiftçinin neyle sorunu varsa onunla mücadele edelim dedik. Aynı zamanda biz damlamacı olduğumuz için yani ceviz ekiminin çoğaldığını görünce müşterinin de böyle bir derdi oluştu. Cevizi soymak kolay değil gerçekten. Hani hem basit kırmadan cevizi soymak kolay değil. Yani 100 çeşit ceviz çeşidi var. Bir tek ceviz çeşidi yok yani. Bunun elle kırılan incecik cevizler var yani. Onları bile bizim makinamız bu kırmadan işlemi yapabiliyor. Aynı zamanda hani bütün makinanın ortak sorunlarını düşünerek en iyi makineyi imal etmeye çalıştık. Kullanıcı rahat kullansın diye, yani içinde böyle rende aşındırıcılı bir sistemimiz var. Bunu biz aşındığında cıvatalarla değişimini sağlıyor. Yani bir çiftçi kendi imkanlarıyla, zaten alet edevat adamın evinde var, bunu kendisi değişimini sağlayabiliyor. Bir de hani en küçük iki ağacı olan çiftçiden tutuverin, profesyonel 10 dekarlık, 100 dekarlık arazinin de kullanabileceği ceviz soyma makinesi imalatını tasarladık. Bu şekilde yani. Beygir güçleri de farklıdır yani. Bir mesela piyasa muadillerinde firmaların küçük makinaları kullandığı redüktörleri biz, büyük makinaları kullandığı redüktörleri biz küçük makinaları kullanıyoruz yani. Çünkü beygir gücü önemli. Makina akşama kadar yani 8 saat 10 saat aynı performansla çalışması lazım. Elektrik sorunu yaşamaması lazım. Voltaj sorunu yaşamaması lazım. Bir de yani bunda biz mesela bu sene özellikle bir başka bir şey daha düşünüyoruz mesela. Devir ayarında ceviz soyma işlemini gerçekleştirirken işlemi sonlandırmaya mesela son 5 dakikaya yakın makine otomatik kendisi devirini düşürecek. Yani ilk anki devirde mesela 130-140 devir olacaksa daha sonra devirini düşürecek yani. 100 devirlere düşürecek ki cevizi zedelemeyecek, içini su almayacak. Kırılma işlemini son derece hani en sona indirmek yani. %1-2 kırık olur bizim makinamızda. O da güneş yanıkları cevizin daha önceden gördüğü zedelenmelerden kaynaklanan bir şeydir yani. Normalde kesinlikle kırma işlemi olmaz. Peki, teşekkür ederim. Son neler söylersiniz? Bizim ceviz, badem ceviz kırma makinamız. Kırma da var değil mi? Kırma makinamız var. Silkeleme makinamız var. Traktörün kuyruk miliğiyle. Onda da şöyle bir çalışmamız oldu. Ağacın gövdesinin soyulmasını engellemek için hani öyle bir keçe vasıtasıyla halata keçe döşedik mesela. Ağacın o gövdesinin kesinlikle zarar görmesin. Hani bir dahaki sene veriminde düşüklük olmasın diye öyle bir şey düşündük. Bir de kurutma çalışmamız var. Hem makine olarak çalışmamız var, hem de bir sera içine böyle raflı bir sistem düşünüyoruz. Yani ranzalı. Cevizler tek sıra halinde döşenecek. Ranza halinde 4-5 katlı sistemle seranın içine konacak. Seranın iki ağzı açık olma vasıtasıyla yani içeride oluşacak bir hava lazım yani sonuçta. Sera zaten dışarıdaki ortamdan bir 4-5 derece daha sıcak. Ama aynı zamanda orada bir hava sirkülasyonu olması lazım. Çünkü oluşan nemi dışarı atması lazım yani. Öyle bir çalışmamız da var. Yani müşteriler istediği zaman rahatsız edebilir yani. Biz hazırız, bekliyoruz yani. Cevizle ilgili her türlü çalışma yapıyoruz. Her türlü çalışmayı yapıyoruz, evet. Daha da olacak yani, nasip olursa. Rema'dan Sayın Adem Erdoğan Bey'e teşekkür ediyoruz. Yayınlarımıza, bir sonraki firmamızın standında tekrar karşınızda olacağız.